Hepimize, herkese, her ihtiyacı olana, ev, araba, iyi bir muhitte yaşam. Bunları kendine 10 yıl içinde. Yani bakım evinden, yurttan ayrıldıktan 10 sene içerisinde kurabildin. Peki bir açıklamam var. O tepki çekti bunun üzerine. Bir bakalım neymiş o. Bak gel şu. Neyi ben yaptım? Bak bak. Sen yaptın. Allah aşkına şu an. Neyi yapayım, mutfağı mı? Şu içindeki dökülmüş pastaya bak. Bu olmuş taş. Manikürüm bozulur. Dilek. He? Senin evde yardımcı bayan varmış ya. Evet. Yani Dani sizde kalınca alıştı galiba. Şimdi bize bu kadar çok çağırıyor ya. Bak evde ya öyle deme. Evde burada yapmak zoruna gidiyor. Kadını mı getireceğim yardımcı en son gelsin, bütün pisliğimizi toplasın, kavga etmeyin. Evet bence de Dani'ye bunu öğretti ki ben götüreceğim kadını siz senle. Dileğin tam bizim zannettiğimizin dışında, bizim hani bize anlattığı hikayenin dışında kafamızda kurduğumuz bir dünyası yok. Tam tersi çok lüks bir dünyası var. Evi var, arabası var, hani hizmetçisi var. Hani bizim de çok da üzülerek yaklaşacağımız bir kız değilmiş Dilek. Her şeyi atlatmış, artık kendi ayakları üzerinde duran bir kız. Acınacak bir şey yokmuş aslında. Ama maddiyat, ben, ama maneviyat. Ben bir şey, sen şu an gerçekten maneviyat, çok gereksiz konuşuyorsun. Maddiyat değil. Ben bana acıyı, bana üzülün diye. Hayır aşkım. Bu konuyu anlatmadım. Değil, maddiyatı söyledi. Sen maddiyat biraz önemli değil, maneviyattan üzüldüğünü söylüyor. Şu an çok yanlış, biraz yanlış konuşuyorsun. Birazcık açın kafanızı. Ben bana acıyı diye anlatmadım. Şey sadece beni tanıyın. Hani kendini neden bu kadar hassas oldun? Öne sürüyorsun Dilek. Yani ben sadece özel hayatındaki yaşanmış bu şeyle sürekli bununla gündeme geliyorsun sen. Hayır 3 haftadır buradayım. Bu iki oldu gözyaşı döktüğüm yani. Ya ne işte ben de ağladım? Senden bundan bahsediyorum. Biz seninle bu ikidir konuşmaya çalışıyoruz. Sadece ağlıyor. Hiç oturup sohbet etmiyoruz çünkü ki. Çünkü aile konusu giriyor. İçine girmiyor, ben de biz açmıyoruz. Sen açıyorsun. Hemen doğru, başlıyorsun böyleyken böyle demeye. Biz de seninle zaten konuşmaya çekindiğimiz için bir şey söylemiyoruz ki. Sohbete bile girmiyoruz. Neyden nem kapacağını bilmediğimiz için. Peki Melis sen ne söyleyeceksin? Seda Hanım bence Dileğin 3 bisküvili günleri çok geride kalmış. Refah seviyesi çok yükseklerde. Yani onun şu andaki şartlarına bence hiçbirimiz sahip değiliz. Çünkü sahip olduklarımız şeyler de ailelerimizden sağladığımız şeyler. Yani demek ki aşmış bazı şeyleri. Bizim bahsettiğimiz asla aile şeyi değildi. Sen bizi yanlış anlamışsın. Ben evet yanlış duydum demek ki. Kusura bakma biz zaten aileden vuracak insanlar değiliz. Zaten aileden vuracak durumda insanlar da değiliz. Hepimizin berbat geçmişleri var yani. Dilekciğim ben seni aileden vuruyorsunuz demedim. Beni nasıl duyacaksın? Yanlış duymuşum deme Dilek. Hayır. Kendi kendine bir şey uydurdun geldin. Ya beni bir dinle. Ya Mesa bak, beni bir dinlesene bak, ya. Bak o köşesindeyiz. Sen ama sen beni dinlemeden. Yanlış duydum. Kıvırma Dilek. Şu an kıvırıyorsun. Ne kıvırıyorum ya? Bak doğru konuş. Ne bak şu an şeyden bahsetmiyor muyuz ya? Bulaşıktan, oradan hizmetçiden. Ama Mesa bire gitmeden. Hayır, döneceğiz ona. Neyse içeriye geliyor. Sesiniz içeriye geliyordu. Bağıra bağıra konuşuyordu. Sen özellikle böyle yapıyorsun. Evet ben yalan söylüyorum. Yani şimdi benim evimde 5 yardımcım da olsa bunu... Verilir, verilsin. Çocuklar şurada başka bir konu var. Benim evimde 5 yardımcı da olsa, biri ayakkabımı giydirse, biri kapımı açmakla görevli olsa, tek işleri bu olsa. Bunu burada söyler misin? Hayır. Başka bir kafa. Bunu söylettiren şey neydi acaba? Ben... Çok fazla temizlik üzerine gelindi. Ben şöyle çok düşünüyorum. Çok fazla üzerine gelindi. Şimdi ne? Ben burada kaç aydır varım Seda Hanım biliyorsunuz. Ben bu yarışmaya geldiğimden beri elimde eldiven var. Buramda da önlük var. Evet. Şimdi Tankut acımıştı sana geçen bu, hafta. Bu gerçeği yani kimse göz ardı edemez. Dileğin bana sağlamış olduğu bir imkan da yok. Yani benim de evim ne var, ailem var. Yani benim zaten bu konuyu anlama gibi bir artık kapasitem yok. Bir Dilek'le şey alakalı bir durum değil. Ben gerçekten temizlik konusunda artık sıkıntılar yaşıyorum aylardır. O yüzden bugün patladım. Bunun sebebi kimse olamaz. Ve evet sorulursa da bu büyük bir sorun bence evde. Onu demiyorum. Ben de şey. Niçin yardımcı bugün konusunda. Dilek patladı ve yardımcı konu yardımcı konu çok yakın arkadaş olduğu için ben Dileğe laf sokamıyorum. Ancak bize yapsın. Ancak bize laf saydır. Ama Dileğin manikürleri bozulur. Dilek yapmasın. Bize saysan bir şey demedi. İki haftadır oturuyor. İki haftadır oturuyor yani. VDR'de kim bulaşıkları topluyordu? Manikürlerinin bozulmasına rağmen bulaşıkları ne topluyordu? Mehtap mı topluyordu? Orada bir gerçek var. Sen koruyorsun. De kız yapsaydın o zaman. Tamam yakın arkadaşın koruyorsun tamam mı? Korumuyorum. Sensin. Kız evet bak manikürleri burada tamam. Ama yine de bulaşığı koydu makineye. O tırnaklar geldiği günden beri konu zaten. Önce Semih bir kestir dedi sonra o kısa almadı. Evet ne tırnakmış. Önce bir bu görüntüyü izleyelim onun üzerine de konuşalım.
size sadece kısa ve net bir şey söyleyeceğim. Bakın sizden çok rica ediyorum. Lütfen drama yapma şimdi. Drama yap. Bak onun hocası bak, var. Mesela, git erkekler bak, lütfen, evine. Bak eğitim rica al. Ediyorum. Artık bak rica yemem. Ediyorum. Bak lütfen. Biraz eğitim al, gerçekten yemiyorum artık. Bak üzülmem rica sana. Ediyorum. Bak bana ben her konuda ediyorum, ne diyorsanız lütfen. Deyin. Benden rica ne falan istiyorsanız da söyleyin. Bana hakaret de edebilirsiniz. Yok estağfurullah. Ama sizden bak ne olur tek ricam ailemi katmayın. Bak rica ediyorum. Bak ne olur rica ediyorum. Hani ben işte. Gelip size ciddi anlamda duygu sömürüsü yapmadım ailemle ilgili. Ben bak hani dışarıda Dilek, da anlatıyorum. Dilek ağlamadan kalkar mısın sen? Bak ben burada bak, çok ağlayan insana denk geldim. Bak karşımda ben aile konusunda hassasım diyorum. Anladın mı? Bak aile konusunda Dilek, hassasım. Dilek karşımda sakın ağlama. Olabilir ben de hassasım. Ben evde de zaten ben ağlıyorum. Ben de hassasım ne yapayım? Ben evde de ağlıyorum. Ay, anladın lüks, mı? Lüks villamda ya da lüks evimde ben böyle lüks villada oturmuyorum. Normal binada oturuyorum ben. Tamam hayatım git Danil ağla. Danil değil mi senin arkadaşın? E? Şu an ağlayan kimse yok farkında. Hayır gelsin. Ailemden vurmayın diyor. Sen nasıl anneliğinden vurmayın? Şu an aileden mi konuşuyoruz? Onu söylüyor o ailemden vurmayın diyor. Bak o konuyu açıyor. Ya sürekli aileden açıyor konuyu. Ya aileden açıyor konuyu. Ya aileden açıyor konuyu. Ya aileden açıyor konuyu. Ya aileden açıyor konuyu. Ben bak bana istediğinizi söyleyin. Diyorum ya hakaret bile Dilek, edin. Sus, bir şey benim amacım sizinle tartışmak değil. Hani sonuçta Dilek. Bu program bitecek şuraya çıkıp gideceğiz geldin, yani anladın mı? Biz senin ailen tek ricam ailemi katmayın bak. Biz senin ailen ailen bir şey yapamıyoruz. Şu an duygu sömürüsü yapıyorsun. Aileyi sen ekranda nasıl yapıyorsun? Yansıyacağını çok iyi biliyorsun. Bak şimdi biz burada kimse kimseye ben ailesinden vurmaz. Ben senin kadar profesyonel bir değilim Mehtap ya anladın mı? Ben içimden geldiği gibi davranıyorum. Biz burada dedikodu yapıyoruz. Senin dedikodunu yaptık çatır çatır ama sen geldin. Aile. Aile. Başlama. Dilek gider misin lütfen? Kalk karşıma. Sen çok... Kalkar mısın ya. Dilek? Sen ben evet. Kalkacağım. Ya ben arkamdan ben zaten gibi. Kalkacağım. Ben zaten istediğiniz kadar dedikodu ya. Yapın. Haklısın. Senin gibi bakımlı değilim. Ya da bilmem Avrupa'yı değilim. Sen Dani'yle takılabilirsin. Buyur canım seni alalım. Evet Dani yanına. Çünkü beni hadi çok Avrupa iyi anlıyor. Anladın geç. Mı? Burası Anadolu yakası. Sen Avrupa, ama Avrupa yakasına geç. Hadi canım. Elendiğinde birkaç hafta sonra Dani senin bir daha yüzüne bakmayacak. Allah Allah. Bakmasın o da onun kaybolacak. Hadi canım Avrupa yakasına al. Siz daha iyi tanıyorsunuz Dani ama ben tanıdığım kadarıyla hani bana karşı bir şeyini görmedim şu anda. Gayet iyi anlaşıyoruz. Bir şeyin yok. Gidersem de hani ben elinip gidersem de ben sana zaten dayıyım. Ya elinip şey gidersem de ya. Arkadaşlığını bitirirse hani kendisi kaçmış. Bilir yapabileceğim Dilek, bir şey yok. Ne yapabilirim? 6 yaşından beri ağlıyorum anladın mı? Ben, bu benim toparlanmış Dilek, halim. Dilek susar ben mısın? Eski arkadaşlarımı getireyim buraya. Bu agitasyon programı değil. Bir kalkar mısın rica etsen? İşte demek istiyor ki ben anlatmasaydın o zaman. Yapmasaydım ama bak geldiğimden beri kaç kişi sordu. Bak Cansel sordu. Hatta yukarıda soyunma odasında bile dedi ki ailenden dedi kim gelecek senin dedi. Benim gözlerim doldu direkt. Hani söyleyemedim. Söylersin. Üstü kapalı söyle bir söyleyeyim. İnsanlar sana bir sefer yaklaşamıyor. Elinde de sordular. Kaç kere kapattım konuyu anlatmak istemedim. Üzülelim. Beni de burada kaç kere sorduk kapattım. Ama en son ısrar edince hani herkes seni tanısın, insanlar seni bilsin. Hani neden bu kadar kırılgan ve hassas oldun diye. Ben de başladım anlatmaya. Ağlamaktan başka yapabileceğin şeyler de var. Mehtap yapma. Yani kız çocuğu gibi sürekli ağlayacak mısın böyle? Hı? Ne zamana kadar hep bunun arkasına sığınacaksın? Artık bu gerçekle yüzleş ya varsa var. Böyle bir şey olduysa oldu arkadaşım. Ama sürekli bunu dile getirip ağlamak nedir ya? Niye bu kadar zalim davranıyorsun Dile? Yani lütfen damat adayları bunu göz ardı etmesin. Mehtap. Gerçekten Mehtap'a iyi kalpli iyi kalpli deyip durmasınlar. Yaptığı şey çok acımasızdı ve yaptığı her şeyi kıskançlıktan dolayı. Sen evet botoksunda, maniküründe, lüks hayatında kıskanıyorsun, kızı da çekemiyorsun. Bir de oturduğun sebebi yerden bu. Karşındakini kaldıramazsın. Sen kalkacaksan sen kalkacaksın oradan. Kovdun. Kimseyi kovamazsın oradan sen. Ne hakkına, ne haddine düşüyor senin bu? Ay en sonunda ben de Ayça kalk dedim. Ona ben önce bir anlamadım. Niye yapıştın Dile'ye diye. Çünkü kovuyor. Mesela sonra anladım ki sen anlatmaya çalışıyor. Yanında tutuyorsun Dile'yi. Yani evet. Ona daha fazla laf gelmesini istiyorsun. O yüzden istiyorsun. Kaldırdım zorla soktum içeri yani ben dayanamadım. Niye Mehtap'ı susturmaya kalkmadınız çünkü da Mehtap onu götürdün? Susmuyor. Ya Seda Hanım ben şunu anlamıyorum. Dani hemen niye? Görün damat adayları bilmem ne bilmem evet, ne Mehtap'ın gerçekleri. Ya gıcık size, oluyorum. İyi ya, kalpli deyip bir dakika. Neresi iyi kalpli sen Dani, Mehtap'a. Sinir oluyorum ya. Ay Mehtap be! Ne bari? Sinir oluyorum, sinir oluyorum, sinir oluyorum. Ben anladım sinir olduğunu. Aslı var ya sen Mehtap. Çünkü Mehtap bir kere bile bu evden gitmedi. Sen bu evden iki kere gittin ya. Mehtap'a kıskanıyorsun. Sürekli Mehtap niye bu kadar kötü olduğu halde bu evde? Mehtap niye bu kadar kötü olduğu halde bu evde? Sürekli damat adaylarına bunu soran kişi sensin. Yanılıyorsun. Mehtap'ı deli gibi kıskanıyorsun. Mehtap'ı çekemiyorsun. Mehtap gibi bir zekan olmadığı için yerinde kudurup duruyorsun. Tamam mı Daniela?
Gitti geldi aşk yaşıyor. Empati yapmayı bilmiyorlar. Ve şöyle bir durum var. Siz insanlar olmadığı gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Çünkü farkındasınız gerçeğin. Ben kendimin gerçeğinin farkındayım. Ve Mehtap siz niye birbirinize döndünüz ya? Asıl olmak istemem bu kadar zalim, bu kadar... Olmadığı gibi göstermeye çalışmıyoruz. Eğer bir insanı olmadığı gibi göstermek istersek öyle bir zekamız var. İnsanı olmadığı gibi de gösterebiliriz. Siz niye birbirinize döndünüz? Konu Dilek. Kıskançlık. Başka siz birbirinize niye dönüyorsunuz? Konu burada Dilek. Kızı gıcık oluyorlar. Dilek konuşmuyorlar kızı. Dilek'i konuşmuyor. Mehtap'ı konuşmuyor. Bir sakin. Sen yeter ki sen kısmetse ol.